17. yüzyıl boyunca Amsterdam şehri altın çağını yaşamıştır. 1648 yılında belediye binası olarak inşa edilen Kraliyet Sarayı, o şaşalı günleri anımsatan en önemli yapıtlardandır. 1631 yılında 25 yaşındaki Flemenkli bir ressam, doğup büyüdüğü şehirden ayrılıp buraya geldi. Tek amacı Amsterdam'ın gelişmekte olan sanat piyasasından istifade etmek ve meşhur bir ressam olarak kariyer yapmaktı. İsmi Rembrandt van Rijn'di. Rembrandt, sanat tarihinin büyük ustalarından biridir. Zengin renk kullanımı, ışık gölge üzerindeki usta oyunları ve son derece ince ve hassas fırça işçiliği resimlerinin başta gelen özelliklerindendir. Daha ilk yapıtlarından itibaren Avrupa'nın önde gelen ressamlarından olacağı bellidir Rembrandt'ın. O gerçek bir sanat dehasına sahipti. Görsel tasvirler yoluyla düşünen, anlatan ve düşündüklerini rahatça resmeden kesinlikle çok önemli bir sanat adamıydı Rembrandt. Yenilikler yapma yolunda gösterdiği yetenek onu birçok çağdaşından ayırmıştı. Rembrandt, 17. yüzyılın en büyük Flemenkli ressamı, barok döneminin devidir. Çağının sanatsal gelişmelerinden de etkilenmiş olmasına karşın, sanat yaşamının başlangıcından itibaren Rembrandt kendi yoluna gitmiştir. İncil'le ilgili tasvirlerde gösterdiği randıman, Hollanda gibi protestan bir ülke için olağan dışıdır. Aside yedirme baskı tekniğinin de öncülüğünü yapan sanatçının bir ömür devam eden kendi portreleri serisi eşsizdir. Rembrandt Hermans van Rijn 15 Temmuz 1606'da bir üniversite şehri olan Leiden'de doğdu. Bir değirmencinin oğluydu ve 9 kardeşin 8.'siydi. Yaşamının ilk yıllarına ait ayrıntılar yüzeyseldir. Ancak yakınları onun yeteneklerinin farkındadırlar. 7 yaşındayken onu Leiden'da Latince eğitim veren bir okula gönderdiler. 8 sene sonra Rembrandt eski Yunan ve Latin edebiyatları üzerinde eğitim görmek amacıyla üniversiteye başladı. Ancak kitaplarla dolu bir hayatın ona göre olmadığını biliyordu. Gerçek yeteneğinin ne olduğunu da biliyordu. Sanat. Rembrandt'ın gençlik yıllarına ait resimleri günümüze kadar ulaşmamıştır. Ancak 14 yaşındayken ressamlık eğitimine başlamak için üniversiteden ayrıldığını biliyoruz. İlk öğretmeni Leiden'li bir ressam olan Jacob van Swanenburg'du. Daha sonra kısa bir süre Amsterdam'a tarihsel konulu resimler yapan Peter Lastman adlı bir ressamın stüdyosuna gitti. Lastman, Rönesans dönemine ait büyük eserleri yerinde incelemek için İtalya'ya giderken, genç Rembrandt, Roma, Floransa ve Venedik yolunda onu takip etmedi. Şimdiden kararlarını kendisi veriyor ve sonuçlarına kendisi katlanıyordu. Lastman ona neden İtalya'ya gitmediğini sorunca aldığı cevap şu olmuştu. Bütün İtalyan sanatkarlara ait çalışmaların baskıları elimin altındayken neden gideyim ki? Amsterdam dünya çapında ve sanat eğitimi alanında öyle önemli bir şehir ki en önemli sanat eserleri burada piyasaya çıkıyor. Bu halde neden bu kadar zahmete katlanayım? Rembrandt İtalya'ya gitmemeye karar vermişti. Bence bunun asıl nedeni kendine çok fazla güvenmesiydi. O kendi kendine ilerlemek istiyordu. Rembrandt'tan gelişme kaydetme arzusu aynı dönemde Flemenk Birleşik Eyaletleri'nde var olan düşüncenin aynısıydı. Genç bir ressamın kimlerden etkilendiğine karar vermek oldukça zor olmakla beraber bu konuda bir takım verileri değerlendirebiliriz. Bazı verilere göre de Rembrandt kendisinden genç ancak bir harika çocuk olarak bilinen arkadaşı John Livins'a etkilenmiştir. Kendine son derece güvende olan bu harika çocuk, büyük olasılıkla ilk birkaç yıl boyunca Rembrandt'ı oldukça güçlü bir şekilde etkilemiştir. Hatta aynı stüdyoyu bile paylaşmış olabilirler. Ve bu o günlerde Rembrandt için büyük önem taşıyordu.
Ne var ki sonraları sözde sanatsal bir mücadeleye girdikleri de bilinir. Leavens resim yapmaya Rembrandt'tan çok daha fazla istekliydi. Bu sıralarda Rembrandt oldukça ufak tuvaller üzerinde çalışıyordu. Rembrandt'ın ilk eserleriyle orta yaşta verdiği eserler arasında çok büyük bir fark göze çarpar. 1625 yılında daha 19 yaşındayken Rembrandt doğduğu şehirde kendi stüdyosunu açmak için yeterli yeteneği kazanmıştı. Rembrandt'ın bilinen en eski resmi bu yıla aittir. Resmin konusu için ressam içini heyecanla dolduran o tek kitaba yönelmiştir. İncil'dir bu. Aziz Stephen'in şehadeti, ilk Hristiyan şehidinin taşlanarak infaz edilişini resmeden çarpıcı ve dramatik bir tablodur. O sıralarda çok fazla önem verilen bir resim stili olan tarihsel konulu resimlerden biridir bu. Bu tablo Rembrandt'ın bu tarza olan yeteneğini kanıtlamıştır. Tarihsel konulu resim genellikle etkileyici bir kritik devreyi tanımlayan resimlerdir. İbret verici bir işlevi olan olayları ve önemli insan eylemlerini resmeder. Bu tür resimlerin çoğunda bir ahlaki değer işlenmiştir. Rembrandt'ın da sanat yıllarının başında en büyük isteği Rubens gibi mitolojik ve dinsel konuların ressamı olmaktı. Bir tarih ressamı olabilmek için her resim türünü çalışmasını bilmek gerekir. Canlı süjeler tarihteki yerlerini vurgulayacak çizgilerle resmedilmelidir. Bunun için iyi bir portre ressamı olunması gerekir. Örneğin Rembrandt'ın yapıtlarındaki yüzler öylesine portre özellikleri taşıyordu ki simgeledikleri dinsel içerik neredeyse ikinci planda kalıyordu. Eğer tarih çoğu zaman olduğu gibi bir manzara sahnesinde canlandırılıyorsa manzara resmi de çizebilmeniz gerekir. Rembrandt sadece bu temelde bile tarihsel konulu resim sanatında çok özel bir yere sahiptir. Elşimer'in çalışmasının başlangıç noktası olan Rembrandt'ın manzara resmini geliştirme şekli hayret vericidir. Rembrandt'ın verdiği eserlerin üçte bir kadarı İncil'den esinlenmiştir. Ve en güzel dinsel resimlerinde Hazreti İsa çarpışmaların ortasında gösterilmiştir. 1626 tarihli bu panoda Rembrandt, Hazreti İsa'nın sarrafları Kudüs Tapınağı'ndan kovuşunu resmetmiştir. Rembrandt yeni ahitten hiç esinlenmemiştir. 1636 tarihli bu tabloda Rembrandt eski ahitteki Hakimler kitabında anlatılan korkunç bir olayı Musevi efsanesi Samson'un Filistinli savaşçılar tarafından kör edilişini canlandırmaktadır. Arka planda Filistinli kadın Delilah'yı Samson'un güç kaynağı olan saçı sıkıca tutarken görürüz. Ön planda ise ressam izleyiciyi bu olaydan tamamen ayrı tutmuştur. Samson'un yüzündeki ifade tam böyle bir kadere mahkum olan birinden beklenecek bir ifadedir. Rembrandt resme sadece kör etme anından öte öyküsel unsurlar katarak yeteneğini bir kez daha kanıtlamıştır. Bu o zamanın sanat ruhuna, yeni barok ruhuna tıpatıp uyan bir resimdir. Rembrandt'ın eserlerinde bir bütün olarak kompozisyon öyle bir şekilde kurulmuştur ki, bir bakışta resmi anlar ve sonra ayrıntıları yorumlamaya başlarsınız. Bunu yapma yolu ise temel olarak resimdeki belli öğeleri daha fazla aydınlatılmış bir alanda kaynaştırarak ışığı doğru ve akıllı bir biçimde kullanmaktır. Asimetri ile oynadığı zekice oyun ise resim sanatı için bir yenilik niteliğindedir. Işığın ve asimetrinin kullanımı yoluyla bakışları istediği noktada toplar. Ama buradaki dehası, ayrıntıları da ustaca belirginleştirmeyi bilmesidir. Böylece parçaların bir toplamı yerine resme belli bir hareket getirmiştir. Aslında kuvvetli bir ihtimalle Rubens'in fikirleri olarak bilinen bazı fikirleri o geliştirmiştir. Rembrandt sadece dahi bir resim ustası, büyük bir ressam değil,
aynı zamanda bir resim filozofudur. I think he was a great thinker in these pictorial issues. Rembrandt'ın eski ahit konulu resimlerinden bir diğer örnek de Londra'daki Ulusal Galeri'de sergilenmektedir. 1635 tarihli bu tablo, Babil Prensi Belşazar'ın ziyafetini resmeder ve yaşamı boyunca Rembrandt'ın ayrılmaz bir parçası olan mücevherlere ve kumaşlara karşı duyduğu hayranlığı ortaya koyar. Bu hayranlığı 4 yıl önceki bir resminde Rembrandt'ın annesinin İncil'den bir tipi canlandırdığı tabloda da görebiliriz. Rembrandt'ın pahalı, egzotik eşyalara karşı duyduğu bu arzu ve bunlardan oluşturduğu koleksiyona harcadığı para, mali düşüşüne zemin hazırlamıştır bile diyebiliriz. Rembrandt'ın annesi ona poz verdiğinde, oğlu kariyerinin henüz başlangıç noktasındaydı. 1631 yılında Rembrandt daha Leiden'dayken kendini kanıtlamıştı. 25 yaşına geldiğinde aralarında sonraları anlaşılması güç ayrıntılarla dolu tablolarıyla ünlenecek Gary Du adlı ressamın da bulunduğu ilk öğrencilerini edinmişti. Rembrandt'ın şöhreti yavaş yavaş Leiden dışına taşıyordu. 1628 yılında Prens Hendrik Frederick'in sekreteri, devlet adamı Konstantin Huygens, Rembrandt'ı ziyaret etti. Huygens, ressamdan hemen etkilenmişti ve onun nüfuzu Rembrandt'ın kazançlı siparişler almasını sağladı ki, İsa'nın Lazarus'u ölümünden 4 gün sonra diriltişini resmeden tablo bunlardan biridir. Rembrandt, İncil'den alınmış konuları resmetmeye meraklıydı. Tabii bu bir Protestan ülkesinde alışılmış bir şey değildi. Çünkü Protestan kiliselerinde resimler üzerinde bazı yasaklar uygulanıyordu. Rembrandt'a göre insani duyguların tümü kutsal kitapta yer almıştı. Bu nedenle İncil ona neler yapılabileceğini gösterme olanağını veriyordu. Geçmişi hatırlamak için kutsal kitaptan konuları resmetmek çok ama çok eski bir gelenekti. Ama Rembrandt bunu yaparken diğer ressamlara göre farklı şeylerle uğraşıyor, onlardan farklı şeyler yapıyordu. Gelenek üzerine düşünceler üretiyor, geleneği ve grafik sanatlardaki akronografiyi inceliyor ve bulduğu temaları ustaca tuvale aktarıyordu. Ve elbette bunu yaparken geleneğin eşsiz tekniğini kullanıyordu. Bu arada olayları insanlara yeni bir hikaye anlatma tarzıyla tanıtırdı. Her zaman hikayenin özünü anlatan bir anı seçip onu resmetmekte çok becerili ve titiz bir ustaydı. Tarihsel konulu resimler yapanlar bu resimlerde sadece İncil'de geçen tarihi olayları değil, aynı zamanda eski uygarlıklarda geçen tarihi olayları da ele alırlar. Rembrandt eski uygarlıkların tarihini de resimlerine konu etmiştir. Bu bağlamda onun eserlerinde ifade edilenin dine aşırı bir bağlılık olarak tanımlanması doğru değildir. Zaten dini inançların çok önde tutulduğu bir dönemde Rembrandt'ın dini inançlarının kuvveti hakkında fazla bir bilgimiz de yoktur. Her ne kadar Rembrandt'ı zengin eden dinsel resim derse de zamanla Amsterdam'ın zenginlerinden portre siparişleri de gelmeye başlamıştı. 1631 yılında Rembrandt bu büyük şehre yerleşmeye karar verdi ve Amsterdam'daki ilk yılları sanat yaşamının en başarılı dönemi oldu. Rembrandt daha Leiden'deyken tablolarına konu olarak kendini de kullanmaya karar vermişti. 1629 tarihli bu otoportresi, Rembrandt'ın Amsterdam'a yerleşmeden önce yaptığı 20 adet otoportreden sadece biridir. Eserlerinde aydınlık ve karanlık bir yapı oluşturmayı başarmıştır. Bu da size ışığın nesnelerin üzerinde tutulmadığı hissini verir. Işık boşlukta gittikçe daha fazla dolaşmaya başlar. Rembrandt, ışığı kullanarak sanki figürler hareket ediyormuşçasına bir atmosfer yaratmakta diğer tüm ressamlardan çok daha başarılıdır.
Ne var ki karısının ölümünden sonra koyu gölgeler ve arka planı tümüyle karanlıkta bırakan resimler de yapmıştır. Rembrandt resimde ışık ve gölge oyununu büyük olasılıkla Caravaggio'nun Flemenkli hayranlarından öğrenmiştir. Utrecht şehri Caravaggio yandaşlarının yuvasıydı. Rembrandt resimlerini dramatize etmek için ışık ve gölge oyununu nasıl kullanacağına dair ipucunu ondan almış olabilir. Rembrandt koyu boya vurma usulünü kullanmıştır. Yani resmin belirli özelliklerini vurgulamak için yağlı boyayı çok kalın bir kat halinde uygulamıştır. Rembrandt 1631 yılında Amsterdam'a gitti. O günlerde Amsterdam uluslararası ticaretin önemli olduğu büyüyen bir şehirdi. Zenginlerin de portrelerini çizdirmek için çok büyük talep vardı. Franz Hals, bir portre ressamının poz veren kişinin karakterini bir anda nasıl yakalayabileceğini göstermişti. Tüccar Nicholas Ratz'ın bu portresi, Rembrandt'ın da modelini resmetme hususunda büyük bir yeteneğe sahip olduğunu kanıtlamıştır. Rembrandt 1631 yılında bir portre ile işe başladı ve bir portre ressamı olarak getirdiği ilk yenilik, tarihsel konulu resim sanatından öğrendiklerini portrelerde de uygulamak oldu. Başka sujelerin bulunmadığı, sadece modelin resmedildiği portrelerinde dahi modeline hareket kazandırmayı bilmiştir Rembrandt. Bazen kişiler sanki sadece ayakta durmuyor ya da oturmuyor da hareket ediyormuş hissini vermeyi bile başarmıştır. Işığı öyle bir kullanır ki ışık gerçekten ışık olur ve tabloyu nereden geldiği belli olmayan bir huzme ile aydınlatır. Bu yönüyle o, Franz Hals'in gücünü dahi aşmıştır. Franz Hals'in resimlerinde aydınlatılmış yerler ve gölgeli yerler vardır. Işık kaynakları bellidir. Rembrandt'ın resimlerinde var olan o şaşırtıcı etkiyi hemen hemen hiçbir ressamda bulamayız. O günün ressamlarıyla karşılaştırıldığında Rembrandt'ın çok etkileyici bir portre stili vardı. Onun portrelerinde kişilerin sadece canlılığını fark etmekte kalmayız, aynı zamanda karakterlerini sezer ve onları daha iyi tanırız. Franz Hals anlık duyguları resmeden bir üstattı. Rembrandt'ınki ise insan ruhunun derinliklerine inen bir yöntemdi. ...17. yüzyıl Hollanda'sı tüm zamanların en iyi portrelerinden bazılarının yaratılmasına tanıklık etmiştir. Ama Hals ressamların önüne oturan sadece bireyler değildir. Flemenkli ressamlardan sık sık grup portreleri yapmaları isteniyordu ki bu resim biçimi Hollanda dışında kullanılmazdı. Bir grubun portresini çizerken aynı zamanda birleşen öğelerin ayrı ayrı kişiliklerini korumanın teknik güçlüklerin üstesinden gelen ilk ressam Franz Hals'dir. Amsterdam'a gittiğinde Rembrandt da Flemenk'e özgü bu resim dalına yönelmiştir. Bu, o günlerde Amsterdam'ın en ünlü tıp adamı cerrah Doktor Nicholas Tull'dur. Bu seçkin bilim adamı Rembrandt'tan İş başında bir cesedin kolunu parçalayıp inceler ve öğrencileri de onu izlerken resmetmesini istemiştir. Sonuç, Rembrandt'ın en güzel eserlerinden biridir. Doktor Nicholas Tulp'un Anatomi Dersi. Grup portresi çizmenin en büyük zorluğu kişileri yerleştirmektir. Rembrandt'tan günümüze kadar birkaç iyi portrenin röntgen filmleri üzerinde dikkatli bir inceleme yaparsanız, bu resimlerin bazılarında ressamın grupları doğru şekilde düzenlemek için ne kadar uzun ve farklı denemeler yaptığını görebilirsiniz. Rembrandt'ın bu uzun çalışmaları grup portrelerinde semeresini vermiştir. Doktor Türk, Tabipler Birliği'nin bir üyesi, aynı zamanda belediye başkanıydı. Burada anatomi dersinin devam ettiğini görüyoruz. Bunun umumi bir inceleme değil, özel bir ders olduğu açıktır. Çünkü Doktor Tulp, bir kolun nasıl parçalara ayrılarak tahlil edileceğini, kol adelelerini ve kirişlerini göstermektedir. Oysa umumi bir incelemede işe karın bölgesiyle başlanır.
Talebelerin neler olup bittiğini dikkatle izlemesi çok ilginçtir. Donuk bir şekilde bize bakmazlar. Ve tabii cesedin kendisi de bu tabloda rol oynar. Kuşkusuz bu infaz edilmiş bir suçlunun cesedidir. Çünkü ancak suçluların cesetleri tıbbi incelemeler için kullandırdı. Bu tablo Rembrandt'ın ününü pekiştirmiştir. Rembrandt, grup portresi tarzına döndüğünde kariyerinin en güzel eserlerinden bazılarını vermiştir. İncil'i konu alan resimleri ve portreleri çalışma hayatının büyük bölümünü kapsar. Çıplak insan resimleri ve az sayıda manzara resmi de eserleri arasındadır. Manzara resimleri arasında en güzeli Değirmen adlı bu ufak tablodur. Bu romantik manzaranın hayranları arasında büyük manzara ressamları Turner, Constable da vardır. Ayrıca bu Rembrandt'ın yaklaşımının süregelen bir özelliği olan sınırlı palet tarzının çarpıcı bir örneğidir. Rembrandt'ın çalışmalarında siyahların, kahverenginin ve grilerin hakim olduğunu görürüz. Ama bu renkleri parlak kırmızı tonlarla canlandırmıştır. Çok titiz çalışan Rembrandt, eski bir anekdota göre bir portrenin burnunu o kadar çok vurgulamıştır ki portreyi sadece burnuna bakarak bile değerlendirmek mümkündür. Rembrandt 30 yaşına geldiğinde şöhreti Amsterdam'a yayılmıştı. 1634 yılında bir sanat yapıtları pazarlayıcısının yeğeni zengin Saskia van Ullenbach ile evlenmesi ressamın toplum içindeki konumunu daha da yükseltmişti. Buna rağmen o maddi konularda sıkıntı çekmiştir. Dostlarına büyük miktarlarda borcu vardı ve eski Rönesans dönemi eserlerine doğudan gelen egzotik eşyalara büyük paralar harcardı. Müzayedelerde açılış fiyatını o denli arttırırdı ki tüm potansiyel alıcılar onun üzerine bir fiyat bile söyleyemezlerdi. Bu alışkanlığı sonunda Rembrandt'ın büyük zorluklar yaşamasına neden olacaktı. Fakat evliliğinin ilk yıllarında ressamın önceliği para değildi. 1635 yılında Saskia bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Fakat Umbertus birkaç ay sonra öldü. Onun ardından dünyaya gelen iki kız çocuğu da bebekken öldüler. 1641 yılında oğlu Titus dünyaya geldi. Tabii Rembrandt'ın resimleri için ana ve oğlun model olarak kullanılması doğaldı. Saskia ve Titus'ın portreleri sadece ressamın paletinin özelliğini ve ışık gölge oyunlarındaki ustalığını ortaya koymakla kalmaz. Aynı zamanda ailesine duyduğu derin sevgiyi de gösterir. Bebek yaştaki çocuklarının ölümü Rembrandt'ı etkilemiş olsa da bu acısını resimlerinde görmek mümkün değildir. 1630'lu yılların sonlarında Rembrandt sadece büyük bir ressam olarak değil, aynı zamanda öğretmen olarak da adını duyurmuştu. Onun stüdyosunda çalışmak için Hollanda'nın dört bir yanından gelen öğrencilerin büyük bir kısmı, ileride Nicolas Mayes, Georg Flink gibi önemli birer ressam olacaklardı. Bu stüdyodaki randıman günümüzde problem yaratmıştır. Çünkü hangi yapıtın ona, hangi yapıtın öğrencilerine ait olduğunu kesin bir şekilde söyleyemiyoruz. 1968 yılında Hollanda hükümetinin temin ettiği parayla hangi yapıtların ressama, hangilerinin öğrencilerine ait olduğunu araştırmak amacıyla bir araştırma projesi oluşturulmuştur. Üstelik eserlerin taklitleri de vardır. 20. yüzyılın başında Rembrandt'a ait olduğu düşünülen 1000 kadar eser vardı. Günümüzde bu sayının 400 ila 500 arasında olduğu düşünülmektedir. Rembrandt'a ait olduğu düşünülen eserlerin stüdyodaki öğrencilerine ait olduğunu kabul etmemiz hayli zaman aldı. Ancak öğrencilerinin Rembrandt'ın eserlerine paralel giden ve onlara bağlı olan pek çok çalışması vardır. Ressamın kendisi tarafından yapılan eserler ile bunların kopyalarını karşılaştırdığınızda hangisinin Rembrandt'a, hangisinin öğrencilerine ait olduğunu biraz zorlansanız da anlayabilirsiniz. Son çalışmaların neticelerine göre Rembrandt'tan günümüze kalan eserin 500'ü geçmediği kesindir. Rembrandt'ın stüdyosunda yapılan bazı resimler hakkındaki belirsizlik, ressamın kendisiyle ilgili ayrıntılarda da mevcuttur.
Onun varlığını belirten hiçbir belgenin bulunmadığı çok uzun zaman dilimleri vardır ve Rembrandt'ın sözlerinden alıntılar günümüze ulaşmamıştır. 1639 yılında şehrin Yahudi bölgesinde 4 Joden Bristad adresli bu evi satın aldığını biliyoruz. Evin fiyatı 13 bin florindi. Rembrandt'ın görünüşteki ciddi kazançlarına rağmen bu evi satın alabilmek için bile borç para almıştır. Oysa evlenirken Saskia 20 bin florin drahma bile getirmişti. Kendi portrelerinin her biri 500 florine satılıyor. Öğrencileri ise onunla beraber çalışmanın karşılığı olarak ressama yılda 100 florin ödüyorlardı. 1640 yılında annesinin ölümüyle de Rembrandt'a bir miktar para miras kalmıştı. Ancak tüm bu servetine rağmen ipotek senetlerini bile ödemeden parasını tarihi eserler tutkusuna tatmin etmek için kullanmayı tercih etmiştir o. Birçok ressamın koleksiyon sahibi olduğunu biliyoruz. Ancak bunlar genelde sadece resim koleksiyonu, belki heykel ya da kumaş koleksiyonuydu. Parça koleksiyoncuların biriktirdiği eşyalar genel olarak dört ana kategoride toplanırdı. Bunlar antika eşyalar, ünlü kişilere ait yazı ve hatıralar, doğadan bir takım artıklar ve anagrafik parçalardır. Ancak Rembrandt bunların hepsinin koleksiyonunu yapıyordu ve bu pek alışılmış bir şey değildi. Rembrandt'ın mali hesapsızlığının onu sarsması yıllar aldı. 1640'ların başında hala parası pulu olan bir adamdı. Ancak 1642 yılında talihi dönmeye başladı. Özel hayatı içinde bu çok trajik bir seneydi. 14 Haziran'da sevgili karısı Saskia öldü. Üç çocuğunun peş peşe ölümü sağlığını olumsuz yönde etkilemişti. Artık Rembrandt'ın tek tesellisi Saskia'nın son çocuğu Titus'un hayatta kalmış olmasıydı. Karısının ölümünden önce Rembrandt, geri çekilen İspanyolları takip ederek büyük Flemenk kasaba ve şehirlerinde zafer kazanan Franz Benincock komutasındaki muhafız birliğinin sipariş ettiği grup portresini tamamlamıştı. Bu birliklerin komutanları toplumun en yüksek statülü adamlarıydı. Burada bunlardan biri olan Kaptan Franz Benincock'u görebiliriz. Resimde yardımcısıyladır ve Rembrandt'ın ışık unsurunu ustalıkla kullanması onu daha da etkili göstermiştir. Bu resimde Rembrandt betimleme ile hareketi birleştirmiştir. Bu anatomi dersinden çok farklı bir grup portresidir ve Rembrandt'ın kariyerinin muhtemelen en ünlü çalışmasıdır. Gece Nöbeti. Gece Nöbeti çok önemli bir eserdir. Aslında tabii ki daha önce de bu tip resimler yapılmıştır. Ancak onların çoğunda kompozisyonlar yavandır. Kişiler hep yan yana, aynı hizada gösterilmiş, onlara çekici bir perspektif kazandırılmamıştır. Onca insanı resme yerleştirmenin tüm güçlüğüne rağmen Rembrandt alışılmış kompozisyon ilkelerini bozmuştur. Kendine has aside yedirme tekniğini kullanmasının da Gece Nöbeti'nin bir başyapıt olmasında muhakkak ki payı vardır. Doktor Turp'un anatomi dersinde Rembrandt, kişileri aynı hizada gösteren alışılmış kompozisyon ilkesini bozarak figürleri bir üçgen oluşturacak gibi yerleştirmiş ve ustaca kullandığı ışık gölge oyunlarıyla izleyicinin bakışını verilen derse yöneltmiştir. Dersi dinleyenlerin yüzleri de birbirinden farklı duyguları ifade eden bir çeşitlilik içindedir. Ancak Gece Nöbeti'nde insanları etrafta koşuştururken karmaşa halinde ve kemerli bir yoldan düzenli bir grup halinde belirmeleri anında resmetmeyi amaçlamıştır. Bir de ön plandaki Benincock'un yardımcısına yaptığı hareket vardır. Yani düzene sokulması gereken bir karmaşa söz konusudur. Rembrandt bu resminde salt bir askeri geçit töreninden çok yaşamın kendisini göstermeyi planlamış olmalıdır. Gece Nöbeti, o yüzyılda verilen en önemli eserlerden biridir ve Rembrandt'ın yaşamında bir dönüm noktasına işarettir. Rembrandt,
Artık daha az sayıda ama pahalı sipariş alır. Buna gece nöbetinin neden olduğunu düşünenler vardır. Bir görüşe göre Rembrandt'ın ilk eserleri fazla orijinaldi ve zengin müşteriler siparişlerinde böyle yenilikçi bir ressama güveyemezlerdi. Diğer bir açıklamaya göre ise Jan van Eyck gibi Rembrandt'tan önceki Flaman ressamların tarzında karmaşık ve ayrıntıya önem veren resimler moda olmuştu. Rembrandt'ın sanatı ise farklıydı ve fırça çalışmalarıyla çağının eğilimlerine meydan okuyordu. Rembrandt fırça çalışmasını bir tür kişisel ifade gibi kullanmıştır. Eserlerini fırça çalışmasından tanıyabilirsiniz. Bazıları ressamın resimlerine harcadığı çabayı gizlemek için kaba fırça vuruşlarıyla çalıştığını bile söylemişlerdir. Eserlerinin tamamlanmasının ne kadar zaman aldığını tahmin güçtür. Fırça çalışması asla tek başına düşünülecek bir şey değildir. Her zaman ressamın hayal gücünün hizmetindedir fırça. Ve fırça çalışmasının kaba olduğu kısımlar vardır. Ama aslında incelikli fırça işçiliğine daima büyük özen göstermiştir bu ressam. Ne var ki özellikle 1640'lı yıllardan sonra gittikçe daha kaba fırça unsurlarıyla çalıştığı da bir gerçektir. Bunun bir nedeni özellikle fonda siyaha yakın koyu renkleri seçmesi olabilir. 1640'ların ve 50'lerin sonlarında Rembrandt bilinçli bir şekilde Titian'ı örnek aldığı doğrudur. Titian kaba fırça vuruşlarıyla ünlenmiştir. Ancak bunun da kendi içinde bir fonksiyonu vardır. ...1642 yılından sonra Rembrandt'ın siparişleri azalmaya başladı ve bu da evini satın almak için girdiği borçları zamanında ödeyememesine yol açarak Rembrandt'ın alacaklılarını huzursuz etmeye başlamıştı. Oğlunun bakıcısı ile yaşadığı fırtınalı ilişki sonucunda genç kadının bir akıl hastanesine kaldırılması nedeniyle de ressamın masrafları artmıştı. Ancak eserleri hala geniş ölçüde tanınıyordu. Hatta bütünüyle farklı bir yöntem sayesinde gitgide daha çok tanınıyordu. Bu yöntemi Rembrandt icat etmemiş olabilir. Ancak bu onu sanatsal başarının doğruluğuna ulaştırmıştır. Aside yatırma baskı yöntemi. Bu metotta ressam bir bakır levhayı önce bal mumuyla kaplayıp bu zemin üzerine iğneyle desenini kazırdı. Sonra bal mumlu bakır levhayı asit banyosuna batırır. Asit kazınmış deseni aşındırarak alttaki levhaya geçirir ve levhadan da baskı alınırdı. Bu sistemde bakır levha aside batırıldığında temizlenir ve böylece bakır levhanın yüzeyinde hiç mürekkep kalmaz ve sadece çizgiler mürekkeple dolu kalır. Sonra bir parça nemli kağıt levha üzerine bastırılır ve baskı silindiri döndürülür. Bakır levha ve kağıt bu silindirin altından geçerken desen bakır levhadan kağıda basılır. Sonuç olarak kağıdın üzerinde bakır levha üzerindeki desenin aynısı çıkar. Rembrandt'ın çalışmalarının önemli bir bölümü bu yöntemle yapılmıştır. Oyma baskı yöntemi ile karşılaştırıldığında aside yatırma baskı yöntemi daha ayrıntılı ve etkileyici anlatıma olanak sağlıyordu. Kariyerinin ilk yıllarından itibaren Rembrandt aside yatırma yöntemini kullanmış ve sonuçta ortaya bir koleksiyonu çıkmıştır. Bu eserlerin çoğu Rembrandt'ın Brichstadt'taki evinde görülebilir. 20. yüzyılın başında Rembrandt Evi Vakfı kuruldu ve Rembrandt'ın grafik eserlerinden oluşan bu paha biçilmez koleksiyonu toplamak ve korumak bu vakfın sorumluluğuna girdi. Bu portrenin Rembrandt 23 yaşındayken ölen babası olduğu tahmin edilir. Birçok portreye annesi de poz vermiştir. Usta bir portre ressamının aside yedirme yoluyla ne harikalar yaratabileceğini bu resimde görürüz. Bu Amsterdam'ın ileri gelenlerinden Jan Sixt'tir. Birkaç yıl sonra Rembrandt'ın en güzel portrelerinden birine konu olmuştur. Rembrandt çok yetenekli ve olağanüstü bir sanatkardır. Aside yedirme baskı yapması belki de eserlerini herkese ulaştırma gayretinin bir sonucudur. Çünkü o devirde ünlü sanatçıların resimleri genelde halka ulaşmazdı. Because drawings usually didn't get to the public.
Aside yedirme yöntemi ona çok para kazandırdı. Fikirlerinin üremesini ve yayılmasını sağladı. Aside yedirme baskılar sonsuz olmasa da bunların birçok kopyası yapılabiliyordu. Bu nedenle Rembrandt için aside yedirme baskılar çok kazançlıydı. Rembrandt'ın aside yedirme yöntemindeki konularında bir farklılık yoktur. Bu özellikle dinsel resimleri için geçerlidir. Burada ışık ve coşku dolu bir eser yaratmak için yine Lazarus'un dirilişini anlatan hikayeden esinlenmiştir. İsa'nın sarrafları tapınaklardan kovduğu an burada görülebilir. Ancak dinsel konulu aside yedirme baskıları arasında onun iğne kullanmadaki yeteneğini en iyi gösteren İsa'nın vaaz verdiği bu resimdir. 1649 yılında tamamlanan ve 100 guldenlik baskı olarak tanınan bu öyküsel resim, St. Matthew'un kitabının 19. bölümünde anlatılan olayların görsel bir temsilidir. Aslında ismi Hazreti İsa'nın hastaları iyi edişi olan aside yedirme baskı resme 100 guldenlik baskı denmesinin nedeni bir söylentiye göre baskıların açık artırmalarda 100 guldene satılmış olmasıdır. Rembrandt orta yaşa geldiğinde aside yedirme baskıları en popüler eserleri arasındaydı ve iyi fiyatlara satılıyordu. Ancak 1650'lerin ortasında Rembrandt'ın mali durumu iyice kötüleşti ve 1656 yılında iflas ettiği resmen açıklandı. Sonraki iki yıl içinde borçlarının ödenmesi için evi ve tüm malları satıldı. Envantere kayıtlı eşyaları, heykeller, mücevherler, silahlar ve zırhlardan oluşan geniş bir koleksiyondu. Ancak tüm bu değerli eşyaların satılması bile borçlarını tam olarak temizlemeye yetmedi. 1650'lerin sonralarında bir dönem İngiltere ile savaşlar olmuş ve bu felemenk ekonomisini çok kötü yönde etkilemişti. Bu sırada Rembrandt resim yapmaya son vermedi. Ancak artık o kadar çok portre çizmiyordu. Aslında bu bilinçli bir tercihti. Halbuki genelde 100 guldene sattığı portreleri onun için sürekli bir gelir kaynağıydı. Yani bir yandan ressamın geliri üzerinde olumsuz bir etki görüyoruz ama diğer yandan da değerli eşyalar satın almaya devam ettiğini biliyoruz. Bence iflas etmesinin temel sebebi de bu ikisinin bir arada yürümemiş olmasıdır. Oğlu Titus'un 1668'deki zamansız ölümü de Rembrandt için neredeyse son bir darbe olmuştur. Rembrandt'ın kritik mali durumunun eserlerinin kalitesini düşüremediği göze çarpmaktadır. İflasın eşiğindeyken fırça çalışmasına eşsiz yaklaşımını gösteren Jean Six portresini çizmiştir. İflas ettiği resmen açıklandıktan sonra Amsterdam'da oturacak bir evi bile kalmamış olmasına rağmen sanatı gelişmeye devam etmiştir. Hatta hayatının son 10 yılında verdiği eserler en güzelleri arasındadır. Rembrandt'ın sanatı bir bakımı oğlu Titus ve metresi Hendrikje Stolfes'in desteği sayesinde en ihtişamlı dönemine girmiştir. Bu iki insan birçok resme ve aside yedirme baskıya konu olmuştur. Hendrikje nehirde yıkanırken çizilen bu güzel pano Londra'daki Ulusal Galeri'de sergilenmektedir. 1660 yılında Titus ve Hendrikje bir anlaşma yapmışlar ve Rembrandt 1750 florinlik bir avansla onların sanat atölyesinde resmen çalışmaya başlamıştır. Oğlunun ve metresinin tüm cömertliğine rağmen Rembrandt'ın şöhretli günleri artık geride kalmıştı. O sıralarda Amsterdam'ın yeni belediye binasının içine resim yapma görevi o günün ressamlarına veriliyordu ve bu altın bir fırsattı. Fakat bu ressamların arasında Rembrandt yoktu. Ancak eski öğrencisi Gower Flink öldüğünde Rembrandt bir sipariş alabildi. Claudius Sevilius'un suikastı. Bu tablo milattan sonra 70 yılında Felemenkli bir kabilenin Romalılara karşı ayaklanmasını resmeder. Bu İspanyol egemenliğinden kurtulan atılgan bir millet için çok uygun bir konuydu. Fakat
Tablo beğenilmedi ve kısa bir süre sonra belediye binasından kaldırıldı. Ancak Rembrandt hala son bir grup portresi siparişi alacak kadar etki sahibiydi. Ve bu Terziler Locası'nın 6 üyesinin portresiydi. 1662 yılında tamamlanan eser, anatomi dersi ve gece nöbetinden sonra ressamın büyük grup portrelerinin üçüncüsüdür. İlk bakışta bu resim, Rembrandt'ın ilk grup başyapıtıyla daha fazla ortak özelliğe sahipmiş gibi görünür. Karmaşık değildir ve barok dönemi drama ruhunu fazla yansıtmaz. Ancak yaşlı Rembrandt'ın insanları gerçekten yaşayan, kendi hayatları ve kaygıları olan birer birey olarak çizmekteki büyük ustalığını ortaya koyar ve ressamın bu yeteneği Franz Hals ile ortak bir özelliktir. Hem Rembrandt'ın konuyu ve boyayı ele alışı, hem de kullandığı araçlar yönünden büyüleyici bir resimdir bu. Bir kere tablodaki yüzler kesinlikle fevkaledir. Ama bu sadece Rembrandt'ın bir ressam olarak dehasından kaynaklanmaz. Aynı zamanda kişileri nasıl yerleştireceğini çok fazla düşünmüş olmalıdır. Röntgen tekniğiyle tarama resmin daha ilk eskizinden ta tamamlanmasına kadar neredeyse fırça darbelerinin yerine kadar tüm ayrıntıları görmemize imkan verir. Röntgen filmine baktığınızda kişilerin bol bol hareket ettiklerini ve durmadan yer değiştirdiklerini görürsünüz. Ressam ancak uzun denemelerden sonra onları ideal konumlarına yerleştirmiştir. Bir de hepsi aynı yöne bakmaktadır. Sanki Doktor Turbün anatomi dersindeki insanlar bakışlarını aniden çevirip izleyiciye bakmaya başlamışlar gibi bir his verir insana bu. Bu da resme bütünlük kazandırmıştır. Rembrandt'ın bununla anlatmak istediklerinde tam bir edebiyat vardır. Ama bence bu hala tarihsel konulu grup portresi yapmanın bir yoludur. 1662 yılında bu mükemmel tablonun ressamı iyice yaşlanmıştı artık. Ne yazık ki trajik olaylar ressamın bu son yıllarına da damgasını vuracaktı. 1663 yılında Hendrikje Stoffels öldü. 1668 yılında çok sevdiği oğlu Titus henüz 27 yaşındayken öldü. Artık Rembrandt 62 yaşında yalnız bir adamdı ve sadece birkaç aylık ömrü kalmıştı. Ancak öldüğü güne kadar resim yapmayı bırakmadı. Ve hayatının son yılında bir ömürlük yatırımını bir portreye sığdırdı. Bu kendi portresiydi. Bu Rembrandt'ın 1669 tarihli son büyük portresidir. Bu da ışık ve gölge oyununun ustalıkla kullanıldığı 40 yıl önceki oto portresidir. Bu süre zarfında Rembrandt resimleri için konu olarak kendisini sık sık kullanmıştır. 1640 tarihli bu otoportresi, şöhretinin doruğunda kendinden emin ve zengin bir ressamı göstermektedir. Bir araya getirildiklerinde bunlar, sanat tarihinde eşsiz birer görsel otobiyografi, Rembrandt'ın kendi fiziksel kusurlarını asla gizlemediği peş peşe resimler niteliğindedir. Birçok eleştirmen için hepsinin arasında en güzeli bu tablodur. Burada Rembrandt'ın yüzünün fiziksel tasviri, değişik olaylarla dolu bir yaşamın ve kariyerin izlerini gözler önüne serer. Ama bir önceki yıla ait bu portre, ressamı gülerken gösterir. Rembrandt'ın o sırada son üzüntüsünü ve kaybını yaşadığını biliyoruz. Ama yine de buradaki pek acıklı bir ifade değildir. Bu portreler Rembrandt'ın değişmekte olan görüntüsü ve yaşamını takip ederler. Onların sanat açısından başka bir anlamı da vardır. Bir ressam olarak ihtirasları hakkında bize bazı ipuçları verirler. Rembrandt, geçmiş ressamlarla kendini kıyaslamıştır. Rafael tarzında bir otoportresi vardır. Titian tarzında da bir otoportre yapmıştır. Yani bir anlamda Rembrandt, eski ünlü ressamlarla rekabet etmektedir. Rembrandt'ın kişisel özellikleri arasında sürekli düşünceye dalma vardı.
Bu düşüncelerin odak noktası 17. yüzyılda Hollanda'da bir sanatçının nasıl olması gerektiğiydi. Rembrandt'ın resim sanatının yanında yazar da olması, onun keşfe yönelik ve düşüncelerini kolayca ifade edebilen bir sanatkar olmasına olanak tanımıştır. Ne var ki bunu gerçek duygu ve kaygılarından ayırmak gerekir. Çünkü Rembrandt'ın iç dünyasını pek iyi bilmiyoruz. Hüzünlü ve sıkıntılı bir yaşamı olmuştur. Bir eş, bir eş benzeri ve 4 evladını yitirmiştir. Yaşamında zengin bile edecek imkanlar eline geçmişken, gırtlağına kadar borç içindeyken hayata gözlerini yummuştur. Rembrandt'ın kendi portrelerini çizmekteki ustalığı, iğne kullanmaktaki benzer kabiliyetine denkti. Ancak her nedense daha 30'lu yaşlardayken, aside yedirme yöntemiyle kendi portrelerini yapmaya son vermiştir. Bu resimlerin çoğu baskılar ve tablolar şeklinde ortaya çıkacak insan tasvirleri için taslak olarak kullanılmıştır. Rembrandt van Rijn 4 Ekim 1669'da öldüğünde yalnız ve borca batmış bir adamdı. Öldüğünde kıyafetlerinden ve resim malzemelerinden başka hiçbir varlığı kalmadığı bilinir. 4 gün sonra Amsterdam'da Westerkerk Kilisesi'nde gömüldü. Dünyevi zenginlik ile sanatkarın büyüklüğü arasında böyle bir zıtlık olmasına sanat dünyasında rastlanılmamıştır. Ancak Rembrandt'ın hayatında kazandığı başarılar öylesine büyükken, bu durum karşısında hayrete düşmemek imkansızdır. Sadece sonraki kuşaklar ona Flemenkli ressamların en büyüğü olarak hak ettiği statüyü vermişlerdir. Hiç kuşkusuz Rembrandt sanat tarihinin büyük ustalarındandır. Onun gibi büyük sanatkarların öyle müthiş birer yaratıcı yetenekleri vardır ki sanat tarihinde bir gelişimin başlangıcında onlardan sonra olup biten her şeyin az çok onlara bağlantılı olduğunu sık sık görürüz. Onlar arkalarında sadece büyük sanatkarların sıyrılıp kendilerini gösterebilecekleri birer büyük gölge bırakırlar. Rembrandt 17. yüzyılın en etkili ressamıdır. İnsan ruhunun derinliklerini ustaca resmetmektedir. Ressam Max Liebermann, Rembrandt'ın büyüklüğünü şöyle ifade etmiştir. Franz Hals'e baktığımda resim yapmak için cesaretleniyorum. Ama Rembrandt'ın eserlerini görünce cesaretim kırılıyor. Musevi Gelin gibi belli eserler gerçek bir ressamın fırçasından çıkmıştır. Demek istediğim, Rembrandt gerçekten gerçek bir ressamdır. Eserleri insanda onun herkesin düşüncelerini resmedebileceği izlenimini vermektedir. Ve bu anlamda diğer tüm büyük ressamlar gibi eserleri çağı için güncel, asırlar sonrası için değerlidir.